Merhaba sevgili izleyiciler, Yeni Çağ Televizyonu'na hoş geldiniz. Ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Ekonomiyi değerlendireceğiz. Kiminle değerlendireceğiz? Paramedya ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Remzi Özdemir bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru. Evet, Merkez Bankası'nın faiz arttırımını değerlendirmiştik. Dolar ne olacak diye konuşmuştuk. Merkez Bankası yükseltmedi, faiz oranını sabit tuttu. Dolar da dün 8 liraydı, bugün 8 lirayı da çok geçti galiba. Evet, 8.15. Evet, ne olacak bu doların hali? Şimdi doların hali aslında dolarda bir şey yok, dolar duruyor. Bütün dünyada dolar değer kaybederken Türkiye'de tam tersi dolar değer kazanıyor. Şimdi Türkiye'de neden dolar değer kazanıyor? Önce ona bakabilmek lazım. Türkiye'de doların değer artmasının 4 nedeni var. Bunun birincisi Merkez Bankası'nın ciddi bir para politikasının olmaması, siyasetin etkisi altında olması. İkincisi siyaset, siyasilerin konuşması. Hemen üçüncüsü Türkiye'nin dış borcu. Diğer bir şey de halkın psikolojik olarak dolara saldırması. Yani Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutması, eksi faizi, sanki çok gelişmiş bir ülkeyiz, Amerika gibi rezerv paramız var ya da İngiltere gibiyiz de ya da Merkez Bankanızın kasası ağzına kadar dolu, siz eksi faiz uyguluyorsunuz. Bütün doların aslında yükseliş nedeni bu. Bu unsurlara baktığınız zaman doların nereye gideceğini görüyorsunuz zaten. Yani dolar yükselecek. Dolar yükselecek demek için kain olmaya ya da çok geniş bir iktisat bilgisine sahip olmanıza gerek yok. Yani Türkiye'de her şey gözler önünde. İlk olarak Merkez Bankası'nı ben anlatmak istiyorum. Geçen yayında da konuştuk. Evet. Merkez Bankası aslında Anadolu Ajansı vasıtasıyla piyasaya bir beklenti saldı. Yani enflasyonla alakalı konuştu ve faizleri arttırabileceğinin sinyalini verdi. Evet. Hemen arkasından bakıyoruz. Bütün yerli, yabancı, bütün analistler Merkez Bankası'na 200 ila 400 bas puan bir faiz arttırımı bekledi. Evet, bu beklenti arttırım olacağı kesin, fakat kesin, ne kadar olacağı konuşuluyordu. Ne kadar olacağı konuşuldu. Evet. Ve bu beklentiyle, çünkü Türkiye o zaman eksi faizden dönecekti ve gerçekten de piyasada iyi şeyler olabilirdi. İşte bu nedenle de Merkez Bankası şu anki krizin sorumlusu, şu son dövizdeki artışın sorumlusu, beklenenin tersi yaptı. Yani faiz oranını arttırmadı. Biraz piyasalara da güvendi herhalde. Çünkü bugüne kadar Merkez Bankası'nın kararları hep piyasa tarafından bir süre sonra normalleşiyordu. Ama bu defa normalleşme olmadı. Bakıyorsunuz Merkez Bankası'nın kararından hemen sonra 7.78'e kadar gevşeyen dolar hızla yükselmeye başladı. O gün bugündür yükseliyor. Yani bu krizin, son dövizdeki yükselişin ateşini Merkez Bankası yaptı. Merkez Bankası'nın tamamen piyasayla zıtlaşmasıdır. Bakın ben yıllar önce birçok izleyicimiz bilir. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'in borsacısı olarak ün yapmış. Şimdi rahmetli olan eski bir hesap uzmanı borsacı vardı. Mustafa Yılmaz. Mustafa Yılmaz'ın çok güzel bir sözü vardı. Hükümetler asla ve asla piyasayla zıtlaşamaz, inatlaşamaz. Çünkü piyasayı yenmek mümkün değil. Karşınızda siz tamam ekonomik kararlar alabilirsiniz, güçlü olabilirsiniz, elinizde sizin çeşitli silahlar olabilir ama piyasayla zıtlaşamaz. İşte Merkez Bankası o kararıyla piyasayla zıtlaştı. Ne oldu? İnsanların beklentisinin tersi çıktı ve dolar bu hale geldi. Dolardaki hemen ikincisi siyaset. Maalesef Türkiye'de siyasetçileri, ben bir şey anlayamadım. Net bir şekilde bunu söyleyebiliyorum. Doların düşmesini mi istiyorlar, yükselmesini mi istiyorlar? Bunu anlayamıyorum. Bakın bütün dolardaki yükselişte Cumhurbaşkanı'nın, bakanın, diğer bürokratların hep konuşması var. Tahrik edici konuşmaları var. Hemen arkasından o sert yükselişlere bakın. 4'ten başladı. Aslında dolar Türkiye'de 10 yıldır yükseliyor. Evet. Bu bir günlük, iki günlük, üç günlük değil. Hani diyorlar ya Amerika saldırıyor ekonomimize. Hayır, yok öyle bir şey. Dolar beceriksiz bir ekonomi politikası nedeniyle 10 yıldır düzenli olarak yükseliyor. 3 lira olmaz dediler. 3 lira oldu, 4 lira oldu, 5 lira oldu, 6 lira, 7 lira, 8 lira. Yarın 9 lira da olacak. Çünkü bu kafa değişmedikten sonra bu politikalar. Öncelikle politikacılar piyasaları ciddi anlamda tahrik ediyor, ateşliyor. Evet. Sakinleştirici mesajlar yerine. Bakın Fransa olayına da değineceğiz ama bir başka bir nedenimiz daha var. Nedenleri sıralarken onu da şey yapmak istiyorum. Türkiye'nin
çok ciddi bir dış ödemeler sorunu var. Evet. Şimdi Ekim ayında bakıyoruz, Türkiye toplam 4.9 milyar dolar borç ödedi. Bunun içerisinde bankalar, özel şirketler ve kamunun ödemeleri var. Bankaların da yüklü sendikasyonu vardı. Bunlardan sadece Akbank çevirebildi. Yani borcu borçla ödedi. Onun dışındakilerin tamamının borcu kapattığını görüyoruz. Yani piyasadan dolar toplayarak. Hı hı. Çünkü Türkiye'ye bir dolar girişi yok. Yurt dışından sendikasyon bulmak çok zor. Çünkü Türkiye'nin risk birimi şu anda 550 seviyelerinde, bir ara 600'lerin üzerine çıktı. Yani Türkiye dünyanın en riskli ülkeleri arasında. Bu şartlarda Türk bankaları, Türk şirketleri yurt dışından çok rahat borçlanamıyor. Hemen diğer asıl sebep, hani o bankalardaki 130 milyara ulaşan, evet, yatırımcıların mevduatı. Bu da tamamen psikolojik aslında. Yani insanlar, bu da çok acı bir olay. Bakın, bir ülkenin vatandaşı kendi milli parasına güvenmiyor, başka bir ülkenin parasına güveniyor. Yani her fırsatta yerli milli diyoruz ama biz öncelikle kendi paramızı yerli ve milli yapamadık. Bu en çok büyük doğru sorunumuz. Neden yapamadık? Birincisi, sen insanlara eksi faiz veriyorsun. Enflasyonun, ki ne kadar gerçekçi o da ayrı bir olay ama %13'lerde olan bir enflasyonda sen insanlara %8 faiz verirsen doğal olarak insanlar parasını götürecek, dövize yatıracak. Bir de doğru, kamu bankaları aracıyla dövizi de frenlemeye çalışıyorsun. Bir de insanlara finanse ediyorsun. Yani bunu daha önce de ben Yeni Çağ'daki köşemde de dile getirdim. Hani şey olurdu ya, batan geminin malları gibi insanlara döviz sattılar ucuz fiyatlardan. Yani senin böyle bir ödeme sorunun var, denge sorunun var, döviz sorunun var. Neden o kadar kamu bankaları aracılığıyla? Bakın, doların bundan 4-5 ay önce 6 liranın altına gelmesi için kamu bankaları dünya kadar satış yaptı. Evet. Şu ana kadar bakıyoruz 130 milyar dolarlık bir müdahale olmuş. Ne oldu? 130 milyar dolar rezervimizi kaybettik ve halen daha dolar yükseliyor. Demek ki burada bir yanlışlık var. Bunu dışarıdaki insan görüyor ama maalesef ekonomi yönetimi bunu görmüyor. Öncelikle halkın kendi parasına inanması lazım. İnanması da hükümetin politikalarıyla olur. Maalesef hükümet şu ana kadar kendi vatandaşını ikna edememiş durumda. Etmiş olsaydı zaten bankalarda bu kadar para olamazdı, dövize evet, yatırım olamazdı. Peki, bütün anlattıklarınızdan anladığım şu ki dövizin ateşi sönmeyecek gibi görünüyor. İleriye doğru gidecek de nereye kadar göreceğiz? Şimdi doların uzun vadeden önce, çünkü Türkiye'de hiçbir zaman siz bırakın bir yıl sonrasını, 6 ay sonrasını bile göremezsiniz. Çünkü kararlar anlık alınıyor. Her şey anlık değişiyor. Hatta geceden geceye değişiyor. Ben onu uzun vadeyi şu an için konuşmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum ama öncelikle Kasım ayı bizim için çok kritik bir ay. İşte Ekim ayında bakın 4.9 milyar dolar borç ödedik. Dolar nereden geldi? Yani yaklaşık %10'a yakın bir değer kazandı. Evet. Şimdi Kasım ayında 5.5 milyar dolar yaklaşık bir dış borç ödememiz var. Bunun içerisinde bankaların ödemeleri var, şirketlerin var. Yaklaşık 500 milyar dolar, milyon dolar kadar da kamunun var. Kamunun doğrudur, az borcu var ama bu defa 2000 krizinin aksine özel sektörün çok ciddi anlamda borcu var. Evet. 5 milyar dolar piyasadan para çıkacak. Şu anda Merkez Bankası'nın kasasında eksi rezerv olduğunu artık herkes biliyor. Her ne kadar rezervimiz güçlü denilse de. Yani Türkiye'nin acil olarak, Türkiye'ye dahası 5 milyar dolar para girmediği sürece dolardaki yükseliş sürecektir. Yani şu anda Türkiye'nin acil yurt dışından ama swap yoluyla, ama direkt yatırım yoluyla, evet, direkt başka yöntemlerle doların girmesi gerekiyor. Şu ana kadar dolar girmiyor. Girmediği sürece de bu doların tutulması mümkün değil. Belki bir gün, iki gün, bir iki kuruş ya da benzeri bir şey geri çekilebilir. Ama mutlaka doların yönü yukarı gözüküyor. Yani sorunlar kronik. Bunu politikacıların, ekonomi yönetiminin ciddi anlamda masaya yatırıp çözmesi lazım. Şu ana kadar kesinlikle herhangi bir çözümü görmedik. Evet, önce teşhisin konması gerekiyor galiba. Ya aslında Ebru, teşhis ortada. Basit yani. Şimdi
konuşmamızın başında da söyledim. İktisatçı olmaya gerek yok. Basit yani bu insanlar, sokaktaki vatandaş niye maaşını alıp, işte dolarizasyon diyorlar, niye alıp hemen gidiyor dolar alıyor? Önce bunu kesmen lazım. Yani sen yerli ve milli paranı, hep yerli milli yerli milli diyoruz ama yani tamamen söylem. Sen niye cebindeki parayı gidip hemen döviz büfesinden dolar alıyorsun? Bunlar yanlış şeyler. Önce bu insanları kesmen lazım. Kendi parana güven sağlatman lazım ki ondan sonra yabancı sana güvensin. Evet. Peki biz bunları konuşuyoruz ama yani işte ekonomiden bahsediyoruz ama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Ona kalırsa büyümeye da büyüme devam ediyor, evet, dedi. Yani her şey çok iyi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir esnafa eve ekmek götüremiyoruz dedi. Abartın esnaf dedi. Abartıyorsunuz, evet, dedi. Hatta çay ikram etti. Peki böyle baktığımızda ne demek gerekiyor? Şimdi tabii bakış açısı. Nereden bakıyorsunuz? Bardağın dolu tarafına mı bakıyorsunuz, boş tarafına mı? Ki ekonomide aslında dolu tarafta yok. Tamamen boşalmış durumda. Normalde krizlerde bir şey vardır. Bir iktisadi mücadele yöntemi vardır. Bir de psikolojik. Anladığım kadarıyla Bakan Bey ve Cumhurbaşkanı biraz olayın psikolojik tarafında insanları ikna etmeye çalışıyorlar. Daha böyle. Ama artık bu cümlelerle ikna edilebilecek durumda mıyız? İşte bakın, açız diyor insanlar, sokaktaki insanlar. Yani hiç uzağa gitmeyelim, markete gidin. Bugün markette peynir 50 lira olmuş. Ayçiçeği yağı konuşmuştuk sizinle. Geçen 59 lira oldu dedim, dolar kaynaklı. Çünkü en büyük ithalatçısı. Evet, bugün haberlerde vardı, ha, biraz 60, daha da yükselmiş. 61, evet, lira olmuş. Şimdi bakın, cebinizde aldığınız paranız aynı. Türkiye'de dar gelirliler, maaşların, asgari ücretin, ki Türkiye'de insanların büyük bir bölümü asgari ücretle çalışıyor. Evet. Yani bu artışa nereye kadar dayanacaksınız? İnanın bana, yani Türkiye ciddi bir yoksulluk içerisinde. Bunun durma noktası neresi derseniz, ben durma noktasını kısa vadede görmüyorum. Öncelikle insanların takım tutar gibi siyasi parti tutmayı bırakması lazım. Daha çok, yani isterse hangi parti olursa olsun, mutlak surette cebini düşünmeli, önüne ciddi ekonomi politikaları getirecek bir partiyi tercih etmesi lazım. Ama Türkiye'de bakın, bakıyorsunuz, yani ben AKP'yi eleştirmek ya da başka parti için söylemiyorum ama tamamen bölünmüşlük var. AKP taraftarı adam işte Yeni Çağ gazetesinde bazı küçük videolar yayınlanıyor, sokak röportajları. Kadın şikayet ediyor, açız diyor, geçinemiyoruz diyor. Hangi partiye oy verdiniz? AK Parti'ye. Peki neden verdin? İşte değişik faktörleri, din faktörü, söylem, milliyetçilik duyguları. Ama sonuçta sen açsın. Elbette ülkemizi düşünmek, evet, zorundayız, daha milliyetçi kavramlara sahip çıkmalıyız ama öncelikle bu ülkenin doğru yönetilmesi gerekiyor. Yani bunu anlamamız lazım, parti yönetimi. İşte Cumhurbaşkanı'nın geçenlerde söylediği çok güzel bir söz vardı. Ki ona çok ciddi anlamda katılıyorum, milletvekillerine, yakınlarınızı işe yerleştirmeyin, evet, aşiretleşmeyin dedi. Kesinlikle, yani Cumhurbaşkanı'nın bana göre söylediği en güzel yanıttı. Ama hemen yanı başında internet yıkıldı, ekonomi bakanıyla yan yana resimleri. Evet, yani yoruma, bile, evet, yani yoruma bile gerek yok. Öncelikle ekonomi yönetimi profesyoneldir, profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Hukukun temel yapısı yeniden oluşturulmalı. Bunlar olmadığı sürece Türkiye'de yerli ve milli bir paramız olamaz. Ekonomimiz düzene giremez. Evet. Peki bir de şunları konuşmak istiyorum. İşte Cumhurbaşkanı Fransız mallarını boykot çağrısı yaptı ve bir de Amerikan seçimleri var. Her ikisini de sormak istiyorum size. Fransa'ya boykot çağrısı hem etkili olur mu size göre, hem de bu boykotla Türk ekonomisinde bir değişiklik olur mu? Ne getirir? Türk ekonomisini etkiler mi? Şimdi bakın, öncelikle bu boykot bir dönem ben kola boykotundan aklıma geliyor. Fiyat yükseltmişti kola ve insanlar boykot yaptı. Tüm Türkiye kola içmedi. İçmeyince o dünya devi şirket doğal olarak geri adım attı. Türkiye'de fiyatlarını düşürdü. Yani toplum bir ürünü ya da bir ülkeyi boykot etmesi etkili bir silahtır. Ama artık bu, o kadar globalleştik ki bu ortamda ben pek etkili bir silah olduğuna inanmıyorum. Zaten Ali Babacan'ın çok güzel bir sözü vardı. Bunlar artık çocukça söylemler demişti. Yani Türkiye
Fransa'ya karşı bir boykot. Ne yapabiliriz? Yani ya Fransa'da kalkıp da bize biz de sizi boykot ediyoruz derse ne yapacaksın? Çünkü Türkiye'nin ihracatının %80'i Avrupa ülkelerine, geri kalanı da değişik ülkelere. İşte ki Arap ülkeleri de artık yavaş yavaş bizi bırakıyor. Protestolar, tavırlar, Türk ürünleri satılmıyor. Evet. Yani şu anda bizim ihracatçımızın, bakın Cumhurbaşkanı'nın bu boykotundan sonra ihracatçılar kabus görmeye başladılar. Neden kabus gördüler? Eyvah dediler. Yani yarın Fransa'da bize boykot ederse ne yapacağız? Çünkü tekstilini Fransa'ya satıyorsun, Almanya'ya satıyorsun. Bakın Avrupa ülkeleri diyoruz ama Avrupa ülkelerinde de ilk sırada Almanya, ikinci sırada Fransa var. Yani tamam, almayalım Fransız ürünü. Zaten almıyoruz. Alacak ekonomik gücümüz de yok. İşte bir Fransız arabaları var. Onlar pazarda hakim. Onun dışında işte çünkü Fransız ürünlerin çoğu lüks tüketim. Hatta bir çanta markası olay oldu. Dönüyor. İşte bu çantayı, marka ismi vermek istemiyorum ama bu çantayı alamayacağız eyvah diye insanlar dalga geçiyor. Yani 50 bin dolarlık çantayı kimse alamayacağı için. Otomobil de zaten Türkiye'de kaç kişi alabiliyor? O da ayrı bir olay, belirli bir şeyde. Bu nedenle Fransızlara karşı, Fransa ülkesine karşı yapılan boykot biraz bugünümüzde, yani belki 20 yıl önce olabilirdi ama şu anda çocukça, pek etkili değil. Ama benim dediğim gibi korkum ya Fransa'da bizi uygularsa ihracatımız karşılıklı da olabilir. Aynen, ya aynen, bakın evet. Bir de şöyle bir şey var. Bu halklarda genel olarak İslam ülkelerinde de bir boykot. İşte onu anlatacağım. Ülkeler arası protestolar, bu tür şeyler çok ciddi anlamda ülke halkları arasında da düşmanlığa neden oluyor. Şu anda bakın Suudi Arabistan resmi olarak Türkiye ambargo uygulamıyor. Ama halka öyle bir bilinç yaratıldı ki işte marketlerde burada Türk ürünü satılmıyor yazıyor. Evet. Yani siz resmi boykot olmasa bile o halka karşı bir düşmanlık tohumu ektiğiniz zaman doğal olarak sizin ürününüzü hiç kimse almıyor. Yani yarın Fransa'da da Suudi Arabistan'daki gibi ya da diğer Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gibi bir protesto gelirse, Türk düşmanlığı gelirse ne yaparız? Fransa'da milyonlarca Türk yaşıyor. Onların güvencesi nedir? Yani doğru. Bu tür şeyler son derece yanlış. Bakın bir Almanya. Almanya'da yine daha önce tartıştık ama Almanlar tabii ki Türkiye gibi çok böyle heyecanlı millet değil. Daha akıllı politikalar uyguluyorlar ama küçük bir silah gösterdi bize. Silah neydi? Oradaki vatandaşlar. Yani senin benim ülkemde 4 milyon vatandaşın var dedi ve sustuk mecbur olarak. Bu nedenle bu tür protestolar çocukça, gereksiz, hiçbir zaman etki yapmayacak tehditle, tam tersi geri tepecek silahlardır. Bu çok önemli. Çünkü aynısını Rusya'da da gördük. Bakın uçağın düşürülmesinden hemen sonra o kadar sert söylemler oldu ki Rusya'ya yönelik. Rusya tamam bazı tedbirler aldı ama ben hemen arkasından Rusya'ya gitmiştim o tedbirlerden sonra. Bizi 3 saat gümrükte tuttular. Yani inanır mısınız o Rus halkı, yani Türk olduğunu zaten belli, tanıyorlar. Ekmek dahi vermediler. Bu kadar katı tavır aldılar. Yani bu tür protestolarla, düşmanlıklarla Türkiye'ye zarar verir. Yani biz Fransa'ya çok çok otomobilini almayacağız ya da işte 50 bin dolarlık çantasını almayacağız. Bunların çok umurunda değil. Ama bizim umurumuzda. Bakın doğru. İhracatımızın diyorum %80'i 90'ına yakını Avrupa Birliği'ne ve bunun %30, %40'ı da Fransa'ya. Siz neyi protesto ediyorsunuz? Çok doğru, haklısınız. Keza Rusya'da öyle değil miydi? Yani turizm açısından baktığımız zaman Rusya bizde çok büyük bir paya sahip. Tabii ki bakın Ruslar gelmedi, turizmimiz bitti. Ondan sonra gelen Rus turistleri havalandı çiçeklerle, kırmızı halılarla karşıladık. Hatta o Rus turistler de o kadar şaşırdılar ki ne oluyor diye. Çünkü dünyada birçok Avrupa ülkesi, İspanya gibi turizmi önde olan Yunanistan gibi ülkeler genelde Rus turistleri istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü Rus turisti nitelikli bir turist değil. Daha ziyade Avrupalı turistleri tercih ediyorlar. Yani bugün Türkiye'deki en lüks bir otele gittiğiniz zaman bir Türk vatandaşının vereceği ücret bugün itibariyle diyelim 10-12 bin lira bir haftalık tatil için. Ama Rus'a bakıyorsunuz
Türk parası ya da ruble karşılığı 5000 lira geliyor. Uçak da dahil tatil yapıyor. Evet. Ama Avrupalı öyle değil. Avrupalı geldiği zaman nitelikli turistler otelin ücretinden çok o ülkenin ekonomisine daha fazla daha para bırakıyor. Daha çok para harcayan turist. Tabii bakın evet. İspanya'da mesela bir turist İspanya'ya giren her turistin harcadığı para miktarı 1900 euro. Türkiye'de bu 600 euro. İşte ki bu daha önceydi. 2 yıl önceki istatistikte. Bugün herhalde 600 euroyu bulmak çok daha zor. Tabii işte euro ile dolarında ne kadar olduğunu evet, aradaki farkı düşünün. Evet. Evet. Yani Türkiye artık ucuz, niteliksiz, turistlerin geleceği bir ülke haline geldi. Yani bunların hepsinin temel sorunu şu anda Türkiye'de uygulanan ekonomik politika. Evet, evet. Peki o zaman bir de Amerikan politikasına bakalım mı? Amerikan seçimleri yaklaştı. Biden de önde gibi görülüyor. Yani öyle bir şey açıklamalar geliyor ama ne dersiniz? Yani Amerikan seçimleri Türkiye'ye ne getirir? Yani Biden ya da Trump hangisi olursa Türkiye açısından ne olur hem de ekonomi açısından? Şimdi burada da şimdi hep hükümeti suçluyoruz ama burada da yine bir hükümetin yanlış politikası var. Yani bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmiş dönemlerdeki iktidarı, başarılı diyelim başarısız olanlar hepsinin dış politikasında çok büyük bir profesyonellik vardı. Nedir profesyonellik? Çünkü liyakat sahibi insanlar dış politikasını yönetiyordu. Şu anda Türkiye'nin diplomatları işte daha birçok şeyine baktığınız zaman artık mülkelilerin daha eğitimli, nitelikli insanlardan çok belirli politikacıların belirli ülkelere büyük elçi olarak atandığını görüyoruz ki bunun içerisinde popüler insanlar da var. Evet. Çok kötü bir dış politikamız var. Kötü bir dış politikamız olması nedeniyle Amerika'da biz Trump'ın üzerine oynadık tamamen. Yani Trump'la Erdoğan'ın dostluğu ki ben bunun dostluk olduğuna da inanmıyorum. İşte bence Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup tarihi. Johnson mektubu kadar çok önemli. Belki ondan çok daha önemli. Bugün kimse dillendirmiyor ama tarihin dijital hafızası var ve bu tarihin ileride bunu tartışmasına neden olacak. Ama zaten yine de liderlerin dostluklarına da bakarsak sözünüzü kestim ama yani daha önce de dostum dedikleriyle sonra çok büyük düşmanlıklar da yaşandı. Kesinlikle. Kardeşimden evet. Esed'e geçişi bahsediyorsunuz. Evet. Yani şu anda Türkiye Trump'a oynuyor. Biden'la ciddi bir zıtlaşma var. Biden'a karşı açıklamalara baktığımız zaman, Biden'ın da Türkiye'ye yönelik açıklamalarına baktığımız zaman Biden'ın seçilmesi halinde bizi kötü günler bekliyor. Yani nedir? Öncelikle Türkiye'ye yaptırımlar uygulanabilir. Evet. Yine Erdoğan orada bir rest çekti. Yaparsanız yapın yaptırımları. Ya doğrudur, yapsınlar ama Türkiye bunu kaldırabilecek güçte mi? Yani senin Merkez Bankası'nın rezervi güçlüdür. İşte ne bileyim Rusya gibi ya da İran gibi doğal gazların, enerji kaynakların vardır. Resti çekersin ama Türkiye'nin şu anda resti çekebilecek, tamam Türkiye'nin bir kaynağı var ama bu kaynaklar doğru kullanılmıyor ki şu anda. Perişan bir vaziyetteyiz. Yani işte biraz önce de konuştuk. İnsanlar sokakta açım diyor. Evime ekmek götüremiyorum. Yani bu şartlar altında siz yaptırım yaparsan yap diyemezsin. İşte bakın hiç uzağa gitmeyelim. Bizim en çok gurur duyduğumuz insansız hava araçları vardı. Evet. Bunun yapılması. Ne çıktı? Yerli ve milli diye gurur duyduk ama motorunun Kanada'dan ithal edildiğini gördük. Ve Kanada bize şu anda yaptırım uyguluyor. Ve bir süre sonra biz motor yapamadığımız için böyle bir teknolojimiz olmadığı için bir süre sonra artık bizim insansız hava aracı yapacak gücümüzü kaybettiğimizi göreceğiz. İşte yaptırım alın bakın size yaptırım bu. Yani halen tank Altay tankları neden halen hayata geçirilemedi? 10 yıldır 15 yıldır. Neden? Çünkü motor bulamıyoruz. Çünkü biz motor yapamıyoruz. Evet. Yurt dışına bağlıyız. Biz burada Türkiye, montajını yapıyoruz. Evet montajını. Evet. Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanırsa eğer Türkiye bunun çok ağır faturasını öder. Bence daha adil bir dış politika uygulanmalı. Daha Türkiye'nin çıkarlarına yani kişisel dostluklar ya da kişisel düşmanlıklar değil. Ama Biden'ın gelmesi tabii Türkiye o dönemde ne kadar geri dönüş yapabilir, ne kadar olayı yumuşatır bilmiyorum ama eğer bu politikalarıyla Türkiye devam ederse Biden'ın seçilmesi Türkiye için kötü günlerin
bir başlangıcı olabilir. Özellikle bankacılık sektöründe ki İran halen devam eden İran'la ilgili bir soruşturmamız var. Evet. Biden'ın bence ilk gündeme getireceği o. Çünkü Trump kişisel girişimleriyle bunu biraz frenlemişti. Aslında frenleyip frenlemediğini de bilemiyoruz. Yani Türkiye'den ne karşılığında bir pazarlık yapıldı onu da bilmiyoruz. Çünkü açık bir politikamız yok ama bildiğimiz bir şey var ki eğer Türkiye çok ciddi bir dönüş yapmazsa tabii bu dönüşte yapacak ama Biden nasıl ikna edilecek ya da Biden'ın ekibi bu bize kötü günler olarak yansıyacak. Bu nedenle Kasım ayı dolarda da borsada da tüm piyasalar için biraz çok riskli bir ay. Çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Evet, Kasım ayı zor geçecek Kasım o zaman. Kasım ayı gerçekten çok zor. Evet, peki. Çok teşekkür rica ediyorum. Ederim. O zaman Kasım'da da sürekli konuşmaya devam edeceğiz ekonomiyi. İnşallah güzel şeyler konuşuruz. İnşallah. Daha güzel. İnşallah. Türk lirasının yerli ve milli paramızın güçlendiğini konuşuruz. İnşallah. İnşallah bu günleri de görürüz. İnşallah çok görürüz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.